crabeu be bir başka bölümüyle sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde ben Cihan, karşımda, kuzeylerde, ötelerde, okyanusların berilerinde sevgili Samet var. Merhaba Sametçim. Ne var ne yok klasikleşen Schubert şapkamı. Sevgili Cihan'ım, Schubert şapkamın yanında bir de şu anda yerken bilgisini edindiğim Türk fındığı ile birlikte eşlik ediyorum sana ve dinleyenlerim. Hapur hapur inşallah bölümde yemezsin. <laughs> evet ya o eskide ekşi sözlükteki bahsedilen duruma girmemek için bugün ara vermek durumunda kalacağım kayıt sırasında. Ama keyifler yerinde tabii fındığımızı da aldığımız için biliyorsun buralarda zor böyle Karadeniz'den gelen ürünleri bulmak. Ama bulduk ve sevinçliyiz. Tesadüfen de olsa evet bulduğunu bölüm <laughs> öncesinde benimle paylaştın. E ee, güzel güzel güzel. Sende ne var ne yok bir late night late Saturday night show tadında bizimle buluşuyorsun şu anda. Evet şu anda evet <laughs> değişiklik yaptık sevgili dinleyenlerine de bir sürpriz. Onu fark etmeyeceğiz prezenden biri. Bugün <laughs> Cumartesi kaydımızı alıyoruz. Hatta büyük bir fırtına öncesinde kar fırtınası ve benzeri. Bakalım yarın da konsere gideceğiz. Eğlenceli olacak diye düşünüyorum serüven. evet Tam bir macera yine. Artık sanki böyle tos loading diyebiliriz senin bu konseri seçtiğin gün için. Ben seçmedim işte. Konser <laughs> bugün olduğu Yapanlar için. seçti. <laughs> hani 4 ay önceden aldığımı da düşünürsek o yüzden. eğer hadi Bak, meraklı bıra bırakmayalım sevgili dinleyene Hangi sanatçı senin nin varlığına bir şeref olacak. Sanatçı. Varlığını varlığının keyfini çıkarmaya şeref duyacak diyelim. Ha, hangi sanatçı şey ve hangi Türk sanat müzikisini işleyen kişiyle buluşuyorsun yarın? Yarın Editors'ın konseri var PSM'de. Bakalım nasıl olacak? Yani belki iptal olacak bilmiyoruz şu anda. Ya, evet, konser öncesi olabilir. olduğu için çok trajik olabilir belki de. Çünkü uçuşlarda da sıkıntılar var. Bakalım. Bakalım sevgili dinleyene belki sonraki bölümlerde bir update yaparız. Bir tos yapabiliriz, bir update bir şeyler çıkar. Neyse şimdilik evet. keyifli konserler diyelim sana o teşekkürler, zaman. Teşekkürler. Ve istiyorsan bu güzel açılıştan sonra da asıl konumuza <gülüyor> geçelim. <gülüyor> Evet yani bugün aslında belki de insanların 3 aşağı 5 yukarı kafasında bir fikri olduğu kumardan bahsedeceğiz ve kumarı hani kasa her zaman kazanır felsefesi üzerinden irdeleyeceğiz. Bence keyifli ve interaktif bir bölüm olabilir seyirciyle. Evet evet bizim her bölümde yaptığımız gibi birbirimize notlarımızı paylaşmadan bölüme daldığımız düşünülürse hani bu geniş çerçevede ele aldığımız konuyu hangi tarafından sen irdeledin hangi tarafından ben irdeledim anlamında ben de keyifli olabilir. Bir de böyle kumar deyince hani ben çok şeyle girmedim. Bakalım akışa göre seninle beraber bunu dinleyiciyle beraber biraz daha saptama şansımız olacak ama kişi bazında kişinin e, hastalık derecesine varan bağımlılığı anlamında ha, evet. çok hafif oralara girdik. Yok, ben Dediğim gibi kasa ekseninde daha çok bu olaya bakacağız. Ama istersen başta sadece bunun tanımını yapmış olmak için söyleyeyim ben. O taraflara çok girmeyeceğimiz için. Hani sonuçta bundan konuştuğumuz için kasadan hani bunu da yapan insan olduğu için bu kumar oynayan hani kumar oynayanların da belli bir dopaminin e, beyinde salgılanmasına verdikleri aslında tepki veya buna duyulan işte aşırı bağlılıktan dolayı sürekli tekrar ettikleri bir oyun aslında ve bu evet. oyunun biz şey tarafını konuşacağız. Hani kasa her A zaman kazanır A A A A mı yoksa bu olayı hackleyebilip de işin içinden çıkanlar da oluyor mu? Bunu birazcık aslında tartışalım diyorum. Yani belki de oluyordur. Kim bilir? dinleyen. Şöyle bir tanım gördüm araştırırken ve çok hoşuma gitti. Hani açılışı da o şekilde yapmak istedim. Kumarhaneler oyuncuları alt etmezler. Onlara kendilerini alt etmeleri için şans verirler. Bu da böyle bir kurgu sevgili dinleyen. Ama çünkü çünkü kumarhaneler kısa vadede size ufak ufak kazandırıyor gibi gözükür. Ancak uzun vadede kaybettirecek oyunları daha ön plana çıkartıyorlar. Yani bu bir nevi aslında bir tarafıyla da pazarlama ve şov dünyasının birleşmiş hali. Tabii tabii. Ben de bir tane İngilizce daha da anlamlı olan bir cümle hoşuma gitti. Başlarda söylemek istemiştim. Never gamble with money you cannot afford to lose demiş. Orada afford bir de kelimesi içinde olduğu için hani Türkçe'de çok şey yapmaz, vurgu yapmaz ama çok güzel evet. bir söylem. Hani hiçbir zaman bunu yapmaman gerekiyor anlamında. Aslında bir sınır var orada. O sınırı çizdiğin zaman e, tabii. daha keyifli Şimdi... bir şeyde dönüşebilir. Aha. Çünkü şöyle bir şey var. Üçe ayrılıyormuş bu kumar oynayanlar. Bir, profesyonel kumar oyuncuları. İki, sosyal kumar oyuncuları üç 3 problematik kumar oyuncuları diye. Sen şimdi profesyonelsen aslında bizim bu bölümün konseptine en çok uyan kumar oynayan insan olmuş oluyorsun. Çünkü biz o profesyonel tarafında senin bahsettiğin e, bu show dünyası aslında sen show dünyası dedin. Benim için de ayrıca bir endüstri bir iş kolu veya bir Tabii. bildiğin işletme kolu aslında anlamında bunu konuşacağız. Ve Las Vegas efsanesi zaten hep bilinen ve herkesin de böyle can attığı bir efsanedir biliyorsun. En azından hani oraya gidip para kazanma gayesi gitmeden senin biraz önce bahsettiğin hani cebinden çıkacak olan parayı belirleyip atıyorum X Hı -hı. birim para. O birim parayı unutarak oraya gidip onu kaybetse dahi ya da az kazansa dahi hani Hı -hı. nasıl diyeyim ana plandan şaşmayan insanların aslında mutlu olabileceği bir tarafı var. O yüzden ben eğlence sektörü olarak görüyorum. Ne evet. kadar ışıltılı ve büyük bir business dediğimiz formatta olsa evet. da şey dikkatimi de çekti. Böyle hani notlarda hep şey yazıyor internette. Herkes kazanıyor mesajı vermek için böyle insanların bilinçaltını etkiliyorlarmış ve bunu da renk yağ, renk ışıklarla böyle aydınlık <laughs> bir ortam sağlayarak yapıyorlarmış. Yine tam de bir Las Vegas. Pencere olmuyormuş genellikle kumarhanelerin içinde. Benim tabii ya tecrübem olmadığı için de çok karşılaştırma yapamıyorum Belki ben, sen Las Vegas yolcusuydun bir zamanlar. Ki evet, öyleydi. Evet, ben... <laughs> evet bilerek soruyorsun zaten bunu. Ben evet babamla bir sanırım 3 veya 4 gün hatırlamıyorum şimdi. Öyle hem ona göstermek için hem de bir kere gitmiş olmak için gitmiştim. Mm -hmm. Dediğin gibi gerçekten de bir cam bir güneş. Bir kere şey çok önemli ee, kazinolarda zaman kavramını insanlara unutturmaya çalışırlar. Sen oraya evet. pencere koyarsan sabah mı öğlen mi akşam mı güneş doğdu mu battı mı bunları bilmesini istemiyor zaten kumarhane çalışanın ya yani bilinçli olarak bunu kullanın oradaki kullanıcı bilmesini istemiyorlar. Dolayısıyla sen kapkara veya kapalı bir yerde dediğin gibi ışıltılı ışıklarla ne bileyim gösterilerle falan bulunduğun zaman zaten pompalı sana o adrenalin, o depomin, her şey. Yalnız bu arada hani ben mesela Kıbrıs'a hiç gitmedim. O belki dinleyenler arasında karşılaştırma yapabilir şu an diyeceğim ayrıntıya. Ben şuna da dikkat ettim Cihan. En azından Las Vegas için konuşuyorum. Her oturduğumuzda bir şeyin başını denemek için anında yanında free tepside birasını, şarabını getiren hanımlar, beyler beliriyordu. Bu da ilginç Hı -hı. küçük bir ayrıntı. Senin kontrolünü biraz daha kaybetmen için. Yani orada alkolü evet, de eklediğin zaman zaten kendi iradenin kontrol etmeye çalışabiliyorsun çalıştığın yerde zaten daha da bütün ortam senin için hazırlanmış oluyor. Gece başlayanlar sabah oldu mu olmadı mı hani saatine çok da bakmıyorsan zaten bitiyor gidiyor durum yani. Zaten bir yerde asılı bir saat de yok hatırladığım kadarıyla o evet. yerlerde. Bu arada mm -hmm. hazır girdik buradan madem açtın konusunu Las Vegas'ın şimdiden. Ben rakamları biraz gireceğim şimdi biraz daha bölümün konseptin hizmet etmesi için. Nevada kasinolarının ya şimdi kas her zaman kazanır diyoruz. Nevada evet. e, gazinolarının bu kazanç durumunda neler yaptıklarını bir merak ettim baktım ve 2022 beni biraz şaşırttı. 2022'de sevgili Cihan 14 ay boyunca üst üste en yüksek gelir rekoru kırmış Nevada kasinoları ve buna şaşırmamızın sebebi hem benim hem de finans dünyasının. Covid sonrası bu kadar çabuk bir anda bir patlama yapıp kendine gelmesini beklemiyormuşlar. Özellikle enflasyon olayları da ve işte benzin olayları bilmem neler de olduğu için bu aralar çok beklemiyormuşlar onu. Ama olmuş. 1.28 milyar dolarlık bir revenue yapmış Nevada'daki kasinolar wow. sadece 2022 ...Ekim ayında. Bu da sadece kayda ...aldığımız zamandan 4 ay öncesi. Ve genel olarak 2022'de yaptıkları... ...bütün toplam gelir... ...yüzde 20 bir önceki senelere göre... ...yüzde 20 özellikle Ekim... ...2019'dan beri yaptıkları gelirlere göre artmış. Yani yüzde 20 bir artış var kazançta. Bir de şimdi bu bir işletme diyoruz ya... ...hani bu rakamları da evet, şundan evet. verdim biraz. Hani her gelen veya... ...gelenlerin çoğu kazansaydı... ...zaten kumarhaneler kazanmazdı. Ve kumarhaneler sana... ...bedavaya para dağıt, dağıtan bir yer değil girdiğin zaman onların bir şeyler kazanmak zorunluluğu var orada maaşla çalışan <laughs> yüzlerce insan var ve bunun içinde yapılan bazı e, küçük hileler mi desem artık nasıl dilimin önüne karar veremediğim küçük böyle oynanan şeyler var ki herkes her şeyi kazanmasın diye diyeyim Bir de son artık şöyle kapatayım genel olarak 2021'in ilk çeyreğinde de bütün e, birkaç otele sahip olan win grubu Win diye bir grubu var orada ve Win vin resource grubu da 725.8 milyon dolarlık bir ilk çeyrek kazancı olmuş bu e, grubun diye de oradan düzeltmeyle bitireyim buradaki sözüm. Bu kasa her zaman kazanır felsefesi içerisinde kumarhanelerin büyük bir kısmında bu oran %97. Çok az bir kısmında da %80'lere falan geliyormuş ama hmm. yani senin söylediğin rakamların altını böyle biraz daha istatistik olarak doldurayım dedim yüzde olarak. Yani evet. kasa her zaman kazanıyor sevgili dinleyen. Şeyi biliyor musun Samet? Dünyanın ilk kumarhanesi nerede kurulmuş? Yok, güzel bir fan olabilir. Geçen bölümlerde senin bana sorduğun şekilde ben sana bir trivia sorusu sorayım. Sence neresi? Geçen benimkisi biraz şaşırtmalıydı. Bariz cevap gelmemişti. O yüzden herhalde Belki bu sefer de şaşırtmalı. ABD değildir diye düşünmek istiyorum. Ee, hadi diyelim ee, ne diyelim? Fransa <laughs> diyelim. <dedi. gülüyor> ne yazık ki Fransa değil dünyanın no, ilk kumarhanesi no, no. 1638'de İtalya'da kurulmuş. Of o da diğer seçenek aklımda. İlk <laughs> slot makinesi ya. ise bu tarihten 250 yıl sonra Charles Frey tarafından icat edilmiş ve günümüz içerisinde büyük kumarcıların yani kumar oynayanların büyük çoğunluğu slot makinelerinin daha kazançlı olduğunu düşünüp ona yönelip orada jetonlarını kaybetmeyi tercih ediyorlarmış. Bu da güzel güzel bir anekdot olsun. Aa, fun fact'lere giriyorsak ben de böyle sana bir soru sorayım o zaman Trivia adında. E, 50 tane ABD eyaletinden 48 tanesinde öyle ya da böyle online ya da e, binanın içinde kişisel olarak kumar oynama bir şekilde legal olarak sunulabiliyor. Bunların arasında Hı -hı. iki tane eyalet var. Bunlardan iki tanesini hiçbir şekilde ne online ne kendi kişisel olarak bir şey oynayamıyorsun. Senden de iki tane eyalet ismi alalım o zaman. Hem dinleyen hem Cihan'dan tık 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 tık. Bir tanesi <laughs> New York diye düşünüyorum. <laughs> değil. Aa değil mi? Diyemedi. Değil. Bir tane daha bir o zaman tane Texas. Bak o mantıklı bir seçim oldu. Çünkü biliyorsun Bible Belt dediğimiz o tutucu ve daha dindar eyaletlerden biridir. Ama bir başka eyalet var. Bölümlerimize konu olmuş bir eyalet var. Veya adı Cincinnati geçmiş. Var ee, Utah abi. Utah'ta çok büyük ha. bir mormon population olduğu için. Biliyorsun bahsetmiştik çok hafif mormonlar. Evet, Özellikle ben evet, Utah'a evet. gittiğimde. E, orada hiçbir şekilde hiçbir şekilde izin vermemişler bu kumar olayının var olmasına. Diğeri de ilginç bir şekilde buna biraz şaşırabilirsin. Ben şaşırdım en azından. Çünkü eğlence sektörüne açık, turizm açık bir eyalet. Hawaii'de abi böyle bir şey yokmuş. İki Aa. eyaletten beri de Hawaii. Hawaii'de de yerli çok fazla, nasıl diyeyim sana, gelenekçi yerli çok halk olduğu için kendilerinin aile havasının bozulmasına nişetleşim şu zaman bunun yasallaşmasında bir e, ön ayak olmamışlar veya izin vermemişler. Böyle ilginç bir durum var. Bir de Avrupa'da böyle bakıyordum nerede nasıl yapılır yapılmaz falan. Çoğu Avrupa ülkesinde biraz yan konu olacak ama çoğu Avrupa ülkesinde VPN kullanmak izinliymiş eğer. Yani legal olarak VPN kullanabiliyormuşsun eğer online oynamak istiyorsan. Ama bunların arasında bir tanesi aslında tam Avrupa ülkesi de değil ama bir ülke abi VPN'i kullanmayı illegal yapmış ve bunu criminal offense yapmış. Yani bildiğin böyle suçlu gibi yargılayabiliyor seni. Hmm. Bu, bu ülkede Rusya. Rusya'da hiçbir şekilde <laughs> VPN kullanamıyorsun. Mart bile oynamak olsa ama şaşırttı ya. <laughs> Değil mi? bu bildiğin Atlantic City'de böyle Amerika'nın hani Doğu tarafının Las Vegas'ında kumarhanelerin kurulmasından sonraki 15 yıllık süreç içerisinde suç vakaları inanılmaz artmış ve yüzde evet. vermek gerekirse böyle yüzde 200'e yakın şiddet suçları işte yüzde 500'e yakın hırsızlık suçları falan şeklinde of. artış olmuş. Hı hı. Buradan neye bağlayacağım? Kumar bağımlılarının yaklaşık yüzde 65'i bir süre sonra bu alışkanlığını devam ettirecekler parayı bulmak için suçlara yöneliyorlarmış. Bu da hmm. işin karanlık tarafı. Evet. Ama kumar dediğimiz şey buna bahis ne diyorsanız artık. Hani tarih öncesi çağlardan beri varlığı olduğu bilinen ve bugünün değil de tüm insanlık tarihinin belki de <laughs> bir mihenk taşı. Evet kesinlikle bu karanlık tarafı dedin ya suç oranları ile ilgili diğer karanlık tarafı da sevgili Cihan. Kumarın veya hatta daha fazla online bahisin ama aynı zamanda direkt kumar online kara para aklama veya direkt kara para aklamada çok kullanılmaya çalışılması, kazanç olarak gösteremeyeceğin parayı kumar üzerinden evet, göstermeye abi. çalışmak. Evet, o da evet. başka bir kara tarafı. Hani direkt sokaktaki suç olmasa da farklı bir suç tarafını, yani suç tarafını dillendirmiş oluruz aslında. Yani insanlar bu bunu oynuyor. Dediğin gibi belki bütün tarih boyunca bir oynamaya devam edecekler ve bazen bazı araştırmalar yapıldığında da insanların beyninin çok farklı taraflarının aktive olduğunu Sürüyorlar. Kumar oynarken veya kumarın sonrasında bile hani kazanma ve kaybetmeye bağlı. Ve hani bence bu çok kolay kolay zaten modası geçecek bir şey değil. Birkaç bin yıl sürdüyse birkaç bin yıl daha sürer böyle. Ee, burada ilginç olan bir şey var. Şimdi bir sistem var ve bu sistem kasanın her zaman kazanmasına dayalı bir sistem. Çünkü bunlar en nihayetinde tasarlanmış iş modelleri. Yani burada mutfağında pizzasını yapandan, kapıda sana kapı açan karşılayana evet. kadar herkesin ortası maaşı bir şey var. hiç kimse burada işini şansı bırakmayacak. Ama bu işi hackleyebilen kesinlikle benden bin kat daha zeki olan 3 tane top 10 kısmına 3 tane insan ayırdım podcast'i bahsetmek için. Çünkü üçünün de tek bir e, ortak bir özelliği var. Bakalım bunu ben anlatırken çıkarabilecek misin? Birincisi Bill Banter diye bir adam. Şu anda 1 milyar dolar serveti var net. Bu adam ne yapıyor biliyor musun? Önce bir profesör eee Pennsylvania Üniversitesi'nde ama matematik profesör, profesörü. Gidiyor Black ve at yarışları oynamaya başlıyor ve matematik ve fizik profesörü olduğu için de bunların üzerine bir formül geliştiriyor ve bu geliştirdiği formülü de analitik bir software'e çevirip bunu uygulayıp yani bu gece aşırı olan bir şey değil tabi kısaca anlattım. Yıllar tabii. yıllar sonra 1 milyar tabii. dolara varan bir serveti oluyor adamın. İkincisi 800 milyon dolar serveti olan Edward Torp diye bir adam. Çok kısa bunu da söyleyeyim. Bu adama da Father of Card Counting diyormuşlar lakabını. Kart sayan. <gülüyor> oh. <gülüyor> Yasak olan şey bu arada. Bu arada. <laughs> evet, Belki evet. ondan sonra mı acaba yasak oldu? Olabilir bak onun içine bakarız diye hiçbir podcast konusu olabilir ama bu adam da ikinci ortak olan yönünü söylüyorum. Bu adam da matematikçi abi ve bu adam da Blackjack üzerinden 800 milyon dolara günümüze ulaşmış servetine. Üçüncüsü de 607 milyon dolarlık servetiyle Andrew Black. Andrew Black'in biraz daha ilginç bir hikayesi var. Çünkü bir prototip oluşturuyor at yarışları için. Daha sonrasında tanıştığı başka biriyle beraber Belki de ismini duymuşsundur. Betfair diye bir e, site kuruyor. Bütün dünyada aslında çok bilinen sitelerden biriymiş. Ben hiç ha, ben kullanmadım. E, ve şu anda bu site sayesinde 607 milyon dolarlık bir servete kendisi yani ulaşıyor. Yani şuradan anlatmaya çalıştım. Şu kasa her zaman kazanır eğer gündelik bir kumar oyunu oyuncusuysan. Ama bir yandan da aşırı zeki olan insanlar ve aşırı bu işin hackini bulmuş, arka tarafını görebilen kasanın niye her zaman kazandığını, hangi algoritmalarla, hangi formüllerle, hangi kurduğu sistem, sistemle kazandığını gören bazı insanlar da bunun bu durumu kendi lehine çevirmeyi başarmışlar. Dolayısıyla hani 99.99'umuz burada kaybedense %1'lik e, pastanın kremasına oturmuş 3 kişiden de bahsetmiş olalım. İstisnalar kaydeyi bozmaz ama Samet'ciğim kesinlikle. ...ne öneriyoruz kısmıyla... ...bir kez daha sen dinlenin. Karşısındayız. Her zaman olduğu gibi... ...bazı önerilerimiz var ve... ...sevgili Samet bakalım neler önerecek bize. İlk önerim bölümle alakalı. Az önce çok kısa bahsettiğim... beynin içinde bazı aktiviteler oluyor... ...beyinin bazı yerlerine... ...değişik sinyaller gidiyor dediğim... ...o söze dair bir video var. BBC News'un... ...Inside the Brain of a Gambling Addict... ...diye bir YouTube videosu var. Bu YouTube videosunda... ...bir profesör... Aslında biliyor musun... Yani çok uzatmayayım şimdi. Neyse. Bu eleman, bu harçlığı yapan elemanın 20 yıllık en yakın arkadaşı gambling'den dolayı depresyona girip her şeyini kaybedip daha sonra kendi hayatına son verdiği için bu eleman bu kadar dalmış bu olaya. Aslında güzel bir background, bağlı bir hikayesi var. Yani rastgele birisi değil bunu araştıran adam. Ama güzel bir video. Hı hı. Kısa bir video. Ve e, MR'a sokup, beyin e, taramasına sokup bir kişiyi aynı zamanda eline bir pet veriyorlar ve petten kumar oynamasını istiyorlar. Aynı zamanda da canlı olarak görüyorlar beyninde neler oldu dolayısıyla güzel bir video bunu önermiş olalım. İki tane şarkı ekleyeceğim hkbodinlencesi.com'a. Bu iki şarkıda biraz beni şaşırtı atlamışız gibi hissettim. O yüzden nostaljik olacak. Bir tanesi The Killers'dan Somebody Told Me üç kere baktım listede var mı diye bulamadım. Senle herhalde milyon kere beraber zamanında dinlediğimiz şarkılardan biri. Böyle bir anda evet. gelince geri nostaljik. Baya repeat'i aldım <laughs> yolda evde falan dinliyorum sürekli. Diğeri de Chris Isaac'dan Wicked Game. Bu da çok klasik şarkılardan biri atlamışız gibi geldiği için onu da eklemek istedim. Bendeki öneriler bugün kısa ve net bu şekilde sevgili Cihan. Sana da kulağımıza verelim bakalım senin köşende neler var. Şimdi YouTube'da bir tane kanal var. Bu kanal tanıdık gelecek. Nesin Matematik Köyü kanalı. Burada Ali Nesin'in bazı videoları oluyor ve o videolardan bir tanesi Las Vegas'ta Bir Gün isimli bir video. Burada şeyi anlatıyor. Ruletin mantığını anlatıyor. Matematiksel hmm. olarak anlatıyor. Hani çok işte çiziyor bir pasta şeklinde önce ruleti sonra işte Hı -hı. bahis yapılan tablayı çiziyor. Orada oranları hesaplıyor falan. En sonunda böyle anlatmayayım. İzlemek isteriz. isteriz, isteriz. <laughs> evet, yani birden yani bir sayıya oynamak ya da 18 sayıya oynamak arasında yüzdesel olarak bir beklenti farkı var mı? Bunu falan gösteriyor. Anladım. En sonunda da şey diyor. Para kazanmak için kumarhanede herhangi bir şey oynanmaz diyor. <laughs> sevgili dinleyeni buradan <laughs> oraya. mesaj olsun. Pastlamış oluruz senin BBC News videonla beraber. Haber. Hı -hı. iki tane de şarkı var. HKBU dinlencesine ekleyeceğim. Bir tanesi The Wombats grubundan Let's Dance to Joy Division. Diğeri ise Chris Garneyo'dan Between the Bars. Bunlar HKBU dinlencesi playlistlerinde olacak. Deezer, Spotify ve YouTube'da. Bir, i̇ki tane Chris'in bir öneride buluşması da güzel bir tesadüf olmuş diye. Bir an aynı soyad geliyor mu dedim ama tabii ki evet. yani çok bilinen bir şarkı değil benimki bu arada. O yüzden evet. dolayı böyle geçti. E sevgili dinleyene bizimle yolculuğa devam ettiği için teşekkür edelim. Sevgili Samet Biliyor her zaman kalplerimizde yerleri ayrı. Ayrıca Patreon destekçilerimizin desteklerinin halen bıkmadan usanmadan devam etmesi de bizi ayrı bir motive ediyor. Hepsine ayrı Kesinlikle. ayrı teşekkür ediyoruz. E onun dışında hkbpodcast.com üzerinden bize ulaşıp bölümlerle ilgili bir sürü detaya ya da ne bileyim girip ziyaret edebilirler. İşin <laughs> kısacası. Onun dışında <laughs> sosyal mecralarda da varız. Instagram, Twitter işte ana kalemler olarak düşünürsek. E, biraz önce belirttiğim çünkü Patreon'da da varız. Eğer hani bir bölüm ya şu bölümde olsaydı 200'ü devirmek üzere olduğumuz bu sekans içerisinde bizi oradan bir ziyaret edebilirsin sevgili dinleyen. Sevgili canım teşekkür ediyoruz bu hatırlatmalar için. O zaman şöyle diyelim her zamanki gibi bir önceki bir sonraki ortaki beriki bir yerlerdeki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça Hoşçakalın.